Tekno Dünya'dan herkese merhabalar. Bugün sizlerle Windows 10'un 17.03 güncellemesini inceleyeceğiz. Bu güncellemede Microsoft bize nasıl bir yenilikler sağladığını anlatacağız. Sürçülisan ettiysem kusurumuza bakmayın. Çünkü ben de bazı şeyleri bilmiyor olabilirim. Hatalı bildiğim yerleri beni uyarırsanız, yorum atarsanız ben de hatalarımı düzeltmiş olurum. Şimdi arkadaşlar bu güncellemeyi ben daha 2 gün oldu yükleyeli daha tam olarak incelemedim ama yine de size bir ön inceleme şeklinde sunabilirim. Şimdi arkadaşlar Microsoft'un en yeni getirdiği özelliklerden biri dinamik kilit olayı. Nedir dinamik kilit? Mesela cep telefonlarımızı yani günlük hayatta çok kullanıyorsak bilgisayar başında oturduğumuzda bilgisayar ekranını açık bırakıp gittik. Ama cep telefonumuzu yanımıza aldığımızda otomatik olarak ekran kilitlenecek. Bilgisayar ekranımız kilitlenecek. Bilgisayara telefonumuzu yaklaştırdığımızda telefon açılacak. Bunu nasıl yapıyoruz? Bluetooth üstünden yapıyoruz. Yani bu uygulamayı kullanmak isteyen kişilerin bilgisayarlarında Bluetooth olması zorunludur. Bunu baştan söyleyeyim. Yani adaptördü falan yani genelde artık bütün bilgisayarlarda Bluetooth mevcut ama bazı eski kullanıcılarda Bluetooth yok. Şimdi arkadaşlar diğer bir konu ise gece ışığı konusu. Gece ışığı dediğimizde gözü yormayan yani geceleri bilgisayar kullanan kişiler genelde evden geliriz, işten geliriz, eve geliriz. Eve geldiğimizde bu uygulamayı aktif hale getirdiğimizde gözlerimizi yormayacak, uyku bozukluğuna yaratmayacak şekilde ışığı değiştiriyor. Buradan istediğiniz şekilde yani bunu ayarlayabilirsiniz. Ben orta seviyede kullanıyorum. Daha henüz bir ayar yapmadım. Buradan gece ışığını zamanlayabilirsiniz. Bakın buradan gece ışığını saat kaçtan başlayacağım. Gün batımından gün doğumuna yani 19.53-06.29 saatleri arasında bu aktif olacak. Bu şekilde ayarları yapabilirsiniz. Bunu isterseniz mesela gözünüz ağrıyordur. Gündüz gün içerisinde de kullanma imkanı sağlıyor size. Yani bu uzun süreli bilgisayar kullanımını etkin hale getirmek için tasarlanmış bir özellik. Şimdi arkadaşlar bir diğer konu. Lumia kullanıcıları bu konuyu bilir. Eskiden Lumia kullanan veya Lumia kullanan kişiler. Yani ben eskiden kullanmıştım Lumia 535. Denim güncellemesiyle gelmişti bu özellik. Şöyle açtığımızda aşağıda klasörle bakın. Burada bir klasörüm var. İçine Windows'un yani hesap makinesi, fotoğraflar, Grow Music, haritalar, filmler, OneNote. Bir de bu ne hikmetse artık onu koydum. Büyük ihtimal bu da resim çizme programıdır. Ha, PDF programıymış. Bu ücretli bir program. Ne hikmetse oraya koymuşlar satın alsınlar diye. Ha, satın almak isteyen alabilir. Gayet kullanışlı bir şey olduğu konusunda bilgim var. Ama tabi Adobe Reader kullanıcılar daha yani Adobe Reader'ı daha çok tercih ediyor insanlarımız. Yani kökleşmiş bir şey. Bu programın bu şeyi nasıl yapacağız? Güzel soru. Mesela oyunlar adındaki bir klasör açtınız. Bunun mesela yeni boyutlandırdığınızda bunu küçük yapabilirsiniz. Bakın küçük bir klasör halinde kalabalığı yapacak. Yani bilgisayarınızdaki gereksiz kalabalıkları azaltmaya başlangıç menüsündeki gereksiz kalabalıkları azaltacaksınız. Bunun için gayet uygun bir kullanım sağlıyor size. Neredeyse bir saniye yapamadım. Her neyse. Ama bakın yukarıda şöyle dediğimizde şunu göstereyim ben size. Yeter sayıda şey var mı? Bir dakika güncelleme mi var? Evet arkadaşlar bakın. Buraya girdi yani. Anlatabiliyorum değil mi? Biz tekrar düzenleyelim. Evet arkadaşlar keşfet. Keşfetme bölümümüzde Facebook, Twitter, haber, Enter the Gnegom gibi bir şey vermişler. Ama bu sanırım bir oyun. Bunu indirmemiz isteniyor. Microsoft Edge. Evet arkadaşlar Microsoft Edge'de de yenilikler var. Ama Microsoft Edge'i herkes kullanmıyor. Bildiğim kadarıyla herkes Google Chrome tercih ediyor. Ama Edge bana sorarsanız hani Microsoft'un yani Google olmasaydı, Google Chrome olmasaydı Edge benim için vazgeçilmezdi. Çünkü zamanında çok
yani genelde Microsoft'un üzerinde verdiği tarayıcıyı kullanmaktan çok memnun oldum. Ama daha çok hoşuma gidiyor. Buraya istersen yani şöyle baktığımızda bunu şeyin içine atabiliyorum. Yani şuradaki şu dosyanın içine atabiliyorum. Şöyle şunun içine şöyle atabiliyorum. Anlatabiliyorum değil mi? Bunu sonradan şuradan şöyle baktığımızda görüntüleyebileceğiz. Yeni yani sonradan kullanmak istediğimizde bakabileceğiz. Mağazada herhangi bir değişiklik yok. Yani Windows 10 ve Windows 7 ile Windows 8 harmanlaması gibi yine yani bazı şeyler mağazadan mesela indirdiğimiz şeyler masa üstünde görünme gibi bir durum söz konusu mu? O konuda herhangi bir şey bilmiyorum ama atalım bir deneyelim. Maalesef atılmıyormuş. Aynen öyle. Atılmıyormuş. Çünkü başlangıç menüsü tamamen Windows 10'a ve Windows 8'e özgü bir şey. Normalde yani normal kullanıcılar ise masa üstünü yani kullanabilir. Exe dosyalarını buradan çalıştırabilir. Dış kaynaktan sanırım başlangıç menüsüne dış kaynaktan uygulama yükleniyor. O konuda daha henüz bir net bir bilgim yok. Ama yükleniyorsa bile sanmıyorum yani Microsoft'un bu kadarına izin vereceğini. Yani genelde Microsoft kapalı kutudur. Bu konularda dışarıdan uygulama bir tek şey olarak yükleyebilirsiniz. Programlar olarak yükleyebilirsiniz. Onun dışında mağaza haricinde uygulama indirmek gibi bir şey söz konusu değil. Evet arkadaşlar. Şimdi sorularınız ve önerilerinizi aşağıdaki yorumda bekliyorum. Yorumlarınız benim yeni konular çekmemi isterseniz bilmek istedikleriniz nasıl yapılacağını soracaklarınız. Evet, şimdi başka videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşça kalın.